Bu bilgiden hareketle Hitit kanunları ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Hitit kanunları içerik bakımından Sümer kanunları gibi fidye usulüne dayalıdır. Toplumda işlenen suçların cezası daha çok maddi olarak verilmektedir. Ayrıca bu kanunların içeriği hazırlanırken geleneksel düzenlemelerden faydalanılmıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Hukukta sadece Sümerlerin örnek alındığı, hayır içerik bakımından Sümer kanunlarına benzer olduğundan bahsedilmiş. Dolayısıyla sadece Sümerler örnek alınmıştır diyemeyiz. Belki başka uygarlıklar da örnek alınmıştır arkadaşlar. Bize ufak bir bilgi verilmiş. Bu konuda bu sebeple birinci öncül olmaz. Kanunların daha çok siyasi alanda hazırlandığı. Hayır arkadaşlar toplumda işlenen suçlardan bahsedilmiş genel olarak. Sadece siyasi alanda hazırlandığını çıkarmamız tabii ki mümkün değil. Sadece cezaların daha çok maddi olarak verildiği ifade edilmiş. Yani insan canına zarar verilmiş verilmemiş diyebiliriz. Bu sebeple ikinci öncülde olmaz. İnsan yaşamına saygı duyulduğunu ifade edebilir miyiz? Evet çünkü fidye usulüne dayalıysa arkadaşlar cezalar maddi ise insan yaşamına saygı vardır. Örneğin idam cezası yok. Maddi olarak ödüyorlar cezalarını. E, dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşabiliriz. Bu sebeplerle cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olur. Verilen bilgilere göre Babil'lerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Babil kralı Hammurabi Sümerlerin kanunlarından faydalanarak kanunlar hazırlamıştır. Büyük bir taş anıt üzerine yazılan bu kanunlarda mülkiyet, ticaret ve ceza konularına değinilmiştir. Peki kanunların ilahi kaynaklı hazırlandı. Böyle bir bilgi var mı arkadaşlar yok değil mi? Sümer kanunlarından faydalanarak hazırlanmış. Dolayısıyla ilahi kaynaklı diyemeyiz. Tarihi çağları yaşadığı olur mu? Olur çünkü yazılı hale getirilmiş arkadaşlar. Tarihi çağlar biliyorsunuz ki yazıyla başlar. Yazıdan sonraki süreçler tarihi çağlar olarak geçer. Eğer biz yazılı kanunlardan bahsediyorsak tabii ki tarihi çağları yaşadığını Babillerin ifade edebiliriz işlenen suçlara verilen cezaların insancıl olduğu paragrafta bize bilgi verilmemiş arkadaşlar bu konuda. Sadece mülkiyet, ticaret ve ceza konularına değinildiğinden bahsedilmiş. Bu sebeple 3. öncülü alamıyoruz. Bu yüzden cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olur. Buna göre Mısır medeniyeti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Temel geçim kaynakları tarım olan Mısır'da üretim Nil Nehri etrafında yapılmıştır. Mısır'da tüm topraklar firavunlara aitti ve toprakları kullananlar kiracı durumundaydı. Üretim devlet tarafından planlanır, vergiler ve kiralar ekili topraklardan düzenli olarak firavun adına toplanırdı. Peki arkadaşlar, öncülerimize bakalım. 1. Özel mülkiyet anlayışının gelişmediği. Evet çünkü Mısır'da tüm topraklar firavunlara aitmiş arkadaşlar ve toprakları kullananlar kiracı durumundaymış. Demek ki özel mülkiyet anlayışı yokmuş. 2. Coğrafi yapının ekonomik etkinliği belirlediği. Evet arkadaşlar çünkü Mısır Nil Nehri etrafında kurulduğu için e, coğrafi etkinlik olarak da tarımı tercih etmek durumunda kalmışlar. Yani tarım e, temel geçim kaynağı olmuş. Bunun nedeni de Nil Nehri etrafında olmaları. Bu sebeple ikinci öncül de doğru olur. Farklı medeniyetlerle etkileşim yaşandı. Hayır arkadaşlar aksine Mısır etkileşime kapalı bir medeniyetti. Dolayısıyla üçüncü öncül olmaz. Zaten bize paragrafta böyle bir bilgi de verilmemişti. Yani farklı bir medeniyetle etkileşime girdiğine dair herhangi bir bilgi yok. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani B şıkkı olur. Verilen bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Babil kralı Hammurabi hazırladığı kanunlarında: Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır. Bir adam bir çocuğu evlatlık alır ve oğlu olarak ona ismini verirse ve onu besleyip büyütürse, büyümüş bu çocuk bir daha geri istenemez. Maddeleri yer almıştır. Peki arkadaşlar bakalım şimdi şıklarımıza Kanunların sert içeriğe sahip olduğu evet arkadaşlar sert içeriğe sahiptir. Çünkü gördüğünüz gibi bir kısasa kısas vardır aslında. Örneğin bir evde yangın çıkınca oradan biri hırsızlık yaparsa e, ateşe atılıyormuş. Bu durum sert olduğunu bize gösterecektir. Velayet hakkının düzenlendiği evet arkadaşlar çünkü bir adam bir çocuğu evlatlık aldığında onu geri isteyemiyorlar. Dolayısıyla bu da doğru. Özel mülkiyetin korunmaya çalışıldığı tabii ki çünkü ev sahipleri sahibinin malına zarar verilmemesi noktasında bir madde var. Bu da doğru. Aile hukuku ile ilgili düzenlemelerin yer aldığı elbette. Çünkü arkadaşlar evlatlık alınan çocukla alakalı bir madde var. Bu da aile hukuku içerisine girer. Ancak kanunların sözlü olarak uygulandığını çıkarmamız mümkün değil verilen bu maddelerden. E, dolayısıyla yazılı kanunlar olduğunu ifade edebiliyoruz. Bu sebeplerle cevabımız E şıkkı olur. Eski çağda Hunlar'da durumlarının görülmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Cezaların 10-20 günü geçmemesi, düzenli bir hapishane örgütünün bulunmaması, sözlü hukuk kurallarının bulunması. Arkadaşlar bu durum tabii ki göçebe yaşamla ortaya çıkacak bir durumdur. Çünkü insanlar sürekli bir yerden bir yere göç ettikleri için cezalar en fazla 10 ila 20 gün arasında değişiyordu. Aynı şekilde arkadaşlar düzenli bir hapishane sistemi de tabii ki oluşturulamıyordu miyordu bunun en büyük sebebi konar göçen yaşamdır diyebiliriz arkadaşlar sözlü hukuk kuralları bulunuyordu Çünkü henüz yerleşik bir yaşam olmadığı için bu durum da Aslında hukuk kurallarını etkiliyordu arkadaşlar kurallar sözlü olarak kalıyordu diyebiliriz Bu yüzden bu durumun konar göçer yaşamla alakalı olduğunu ifade edebiliriz bu sebeplerle cevabımız aşık olur Friglerin bu yasayı çıkarması aşağıdaki alanlardan hangisine önem verildiğinin kanıtıdır. İlk çağda Friglerde çıkarılan yasalarda bahsedildiği üzere saban kıranın ve öküz öldüren kişilerin cezası idamdır. Arkadaşlar bu durum tabii ki tarımla alakalıdır. Çünkü saban zaten bir tarım aleti. Öküzler de aynı şekilde tarımda kullanılan hayvanlar. Günümüzdeki makineler gibi düşünebilirsiniz aslında. O dönemdeki teknoloji buna müsait olduğu için arkadaşlar. Arkadaşlar tabii ki öküzler tarımda kullanılıyordu. Ekme biçme durumlarında özellikle kullanıyorlardı. E, dolayısıyla bu durum tarımla alakalıdır diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olur. İlk çağ toplumları ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi ekonomik uğraşlar dini faaliyetleri etkiler görüşüyle ilişkilendirilebilir? Filiklerin Kibel e adı verilen bereket tanrıçasına tapınmaları tabii ki tamamıyla bununla alakalı arkadaşlar. Çünkü filikler zaten tarıma önem veren bir medeniyeti ve tabii ki tarımın bereketli olması için de filiklerde Kibel e adında bir tanrıça bulunuyordu. Dolayısıyla cevabımız tabii ki A olur. Diğer seçeneklerimizde bir okuyup değerlendirelim. Lidyalıların ordularında paralı asker bulundurmalarının tabii ki dini faaliyette bir alakası yoktur. Babillerin kanun sorunlarını kısasa kısas esasına dayandırmaları. Bunun da arkadaşlar dinle bir ilgisi yok. Urartuların Şamran kanalını inşa etmeleri. Arkadaşlar bu kanalı inşa etmelerinin sebebi tarımla uğraşmaları. Evet ama dinle yine hiçbir ilgisi yoktur. İyonların deniz ticaretiyle uğraşmaları da kendi coğrafyalarıyla alakalı bir durumdur. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Bu bilgiye göre Babillerle ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Babil Kralı Hammurabi, dine dayalı devlet anlayışı yerine gücünü ordudan alan mutlak krallık anlayışını benimsemiş ve ülkesinde de uygulamıştır. Peki, devlet otoritesi sağlanmaya çalışılmıştır diyebilir miyiz? Tabii ki arkadaşlar, e, dine dayalı devlet otoritesi yerine mutlak krallık anlayışını benimsemiş ve gücünü ordudan almış. Dolayısıyla tabii ki bu da doğru olacaktır. Yönetimde dünyevi özellikler görülmüştür görünmüştür diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar çünkü artık dine dayalı bir devlet anlayışı yok. Dünyevi bir özellik olan orduya dayandırmış gücünü. Dolayısıyla bu da doğru. Halkın yönetime katılması sağlanmıştır. Hayır arkadaşlar bunun için bize herhangi bir meclisten bahsetmeliydi örneğin. Böyle bir durumdan bahsedilmemiş. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olur. Bu bilgilere göre ilk Türk devletleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? İlk Türk devletlerinde hukuk sistemi töreye dayanırdı. Yazısı hukuk kuralları olan töreye Kaan dahil herkes uymak zorundaydı. Peki törenin sadece sosyal yaşamı ilgilendirdiğini hayır arkadaşlar bize böyle bir bilgi verilmemiş hukuk kuralları her alanla alakalı olabilir dolayısıyla bu olmaz hukuk sisteminin kısasa kısas esasına dayandığına peki böyle bir bilgi var mıydı arkadaşlar? Hayır töreye dayandığından bahsedilmişti ve yazısız olan bu kurallara Kaan da uymak zorundaymış. E, dolayısıyla B şıkkına da ulaşamıyoruz gelişmiş bir yerleşik yapıya sahip olunduğuna. Arkadaşlar böyle bir bilgi var mı? Yine yok değil mi? Dolayısıyla bu da olmaz. Törelerin bağlayıcı kurallar olduğuna ulaşabilir miyiz? Ulaşabiliriz. Çünkü hukuk sistemi töreye dayandırılmış ve bu kurallara kağanlar dahil herkes uymak zorunda olduğuna göre tabii ki bağlayıcıdır diyebiliriz. Türk kültürünün gelişim göstermediğine tabii ki bu yorumu da yapamayız arkadaşlar. Neden gelişim göstermesin ki değil mi? Bu sebeplerle cevabımız değişik olur. Mısır'da firavunların kendilerini tanrı kral ilan etmeleri aşağıdakilerden hangisinin gelişimini engellemiştir? Arkadaşlar tabii ki yazılı hukuk kurallarının gelişimini engelleyecek. Çünkü zaten Tanrı kral oldukları için aldıkları kararlar tamamıyla e, kabul görecektir. E, çünkü onları dini de bir lider olarak görüyorlar. Dolayısıyla bu durum yazılı hukuk kurallarının gelişmesini engelleyecek. Onların aldığı her kararın doğru olduğu düşünülecektir. Ancak ahiret inancını engelleyecek bir durum yok. Teokratik monarşi zaten uygulanıyor arkadaşlar. Yani dinin yönetiminin e, altında bulunan tek kişili bir yönetim. Yönetim biçimi tanrı kral yönetimi arkadaşlar. Teokratik yönetim dediğimiz şey dinin etkisinde kalmak zaten yönetimde. Monarşide tek kişili yönetimdi. Mimariyi olumsuz etkileyecek engelleyecek bir durum yok arkadaşlar. Ve tarımsal çalışmaları da engellemeyecek tabii ki. Dediğimiz gibi tanrı kral oldukları için onların aldıkları kararlar zaten kanun niteliğinde kabul edileceğinden yazılı hukuk kurallarının oluşması engellenmiştir diyebiliriz. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur. Toplumda düzeni sağlamak için oluşturulan ve devletin yaptırımlarıyla güçlendirilen hukuk kurallarını tarihte ilk kez yazılı hale getiren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ilk kez yazıyı da bulan uygarlık olan Sümerler, yazıyı bulduktan sonra tabii ki hukuk kurallarını da yazılı hale getirmişlerdir. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı olur. Hammurabi kanunlarında verilen bu örneklerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bir evde yangın çıkar ve oraya yangını söndürmeye gelen bir kimse evin sahibinin malına göz dikip onun malını alırsa kendisi de aynı ateşe atılır. Hırsızlık yapan kişinin eli kesilir. Kralın emirlerine karşı gelenin evi yakılır. Bir kişi kendisiyle aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse onun da dişi çekilir. Peki arkadaşlar bakalım. Toplumda tek tanrılı inanç yaygınlaştırılmıştır. Arkadaşlar böyle bir bilgi var mı? Yok değil mi? Dolayısıyla A şıkkına ulaşamayız. Cezalar daha çok kısasa kısas türünde hazırlanmıştır. Evet arkadaşlar, örneğin birinin dişine zarar geldiğinde karşı tarafın dişi de çekilmiş gibi. Tabii ki bu durum kısasa kısas olduğunu bize gösterecektir. Toplumsal tabakalarla ilgili yasalar hazırlanmıştır. Ee, evet arkadaşlar, çünkü e, aynı sınıftaki bir kişinin dişine zarar verirse diyordu. Değil değil mi? Demek ki bir sınıflaşma söz konusu. E, bu yüzden C şıkkı da doğru. Özel mülkiyet korunmaya çalışılmıştır. Evet bir evde yangın çıktığında oraya yangını söndürmeye gelen kişi evin sahibinin malına göz dikemiyor arkadaşlar. Onun göz dikmemesi için önlemler alınmış. Bu durum tabii ki özel mülkiyet korumaya yöneliktir. Yine aynı şekilde hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gibi. Ve merkezi otorite ön planda tutulmuş mudur? Tabii ki çünkü kralın emirlerine karşı gelenin de evi yakılıyor arkadaşlar. Bu sebeplerle cevabımız aşık olur.